PNPL Güz Türkiye'nin ikinci aşamasının da sona ermesiyle şimdi en iyi 5 MVP'yi görme vakti. Loxi tam bir hasar ustası. Takımcı eksik kalsa da elinden gelenin en iyisini yaparak yüksek puanlar almayı başarıyor. Neredeyse Getso Esports'u kazanmaktan edecek bu oyunu akıllarda yer etti. İkinci aşamadaki destansı skorlarının yanı sıra Silas tüm arkadaşları düşse de hayatta kalmayı bildi. En önemlisi ise o maçı bir galibiyete dönüştürdü. Örnek bir kaptanlık sergileyen Silas listemizde 4. sırada. O hasarları gördüm. Silas çok soğukkanlı. İlk rakibini düşürdü. Şimdi Natixen'e dönmek istiyor. Kalim bulundu. Üstün yeteneğin iyi bir kaptanlıkla birleşince neler yapabileceğini KS bu aşamada bizlere gösterdi. S2G'nin ikinci aşamadaki yıkıcı saldırganlığının mimarlığını yaptı. Zor bir durumda Regnum Karya gibi takımlar silah gücünden tamamen yararlanabilecek KS'nin gazabına uğradılar. İndirdi. Evet, yani Loxi'nin üstüne de şimdi tabii basmak isteyecekler bu haberle birlikte. İkinci aşamanın eleme kralı karşınızda. Fireflux'ın adının hakkını vererek taradığı zamanlarda, gerekse bombalarla hayatta kaldığı zamanlarda bizi hiç yanıltmadı. Solkai 47 elemeye ulaşana kadar tek tek zirveye tırmandı. Onun bulunduğu bölgeye doğru da bir bomba geliyor Solkai'da. Lux, şüphesiz ki PNPL Türkiye Güz 2. aşamanın MVP ünvanını hak eden bir oyuncu. Gerçek bir MVP takımına elinden gelen her şekilde yardım eder. Lux'ın da bunu gösterme şekli hem en uzun süre hayatta kalabilmesi hem de 10.303 hasar skoruna sahip olması. Takımını sıralamada 4. sıraya getiren Lux, bakalım aşama 3'te Denizbank flamasını zirveye çıkarabilecek mi? Hadi PNPL Türkiye 2022 Güz'de hep beraber öğrenelim.